hasta mahpus Memduh Kılıç serbest bırakılsın. Bu hafta Suruç'ta 33 düş yolcusunu yitirişimizin 6. yılı. Suruç'ta katledilen Cemil Yıldız, derneğimizin ve hapishane komisyonumuzun bir üyesiydi. Cemil Yıldız ve yitirdiğimiz tüm canları saygıyla anıyor, Suruç için adalet, herkes için adalet istiyoruz. Yıllardır ağır hasta mahpusların tedavi, sağlık ve yaşam haklarını savunuyor, her hafta bir hasta mahpusun sesini duyurmaya çalışıyoruz. Hasta mahpusların tedavi gerekçesiyle serbest bırakılmasında zorunlu bulunan Adli Tıp Kurumu raporlarının mahpusun kimliği ve politik görüşü temelinde hazırlandığına ilişkin yakınmaları kamuoyu ve yetkililerle paylaşıyoruz. Bu yanlış tutuma son verilmesi için uyarılarda bulunuyoruz. 487. PO oturmamızda bu hafta ağır hasta mahpus Memduh Kılıç'ın durumunu sizlerle paylaşacağız. Afyon, bir nolu T-tip kapalı hapishanesinde tutulan 30 yıllık mahpus Memduh Kılıç, ileri derecede KOAH, tüberküloz, kronik paranjit, reflü, kronik alerji hastası olup tüberküloz nedeniyle sol akciğerinin 1/3 ameliyat ile alınmış ve aynı akciğerinde tehlikeli mantar enfeksiyonu oluşmuştur. Sağ akciğerinde de ciddi şekilde hasar oluştuğu belirtilen Kılıç, solunum cihazını kullanarak yaşamını idame ettirmektedir. Sık sık öksürük nöbetleri yaşayan, nefes almakta zorlanan, halsizlik, ödem, baş dönmesi ve reflü nedeniyle yemek borusunda ileri derecede tahribat ve buna bağlı beslenme sorunları bulunan, bu nedenle tek başına yaşamını sürdürmekte zorlanan Kılıç'ın tedavisinin de pandemi nedeniyle sürdürülemediği, bu durumun sağlık ve tedavi hakkı yanında yaşam hakkında tehdit ettiği bildirilmektedir. Tedavisinin İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tam teşekküllü hastanelerde mümkün olduğu yönündeki sağlık kurulu raporlarına rağmen Memduh Kılıç, Mart 2020'de İstanbul Maltepe Hapishanesi'nden Afyon Karahisar bir nolu T-tip hapishanesine sürgün sevk yapılmıştır. Memduh Kılıç hem Sağlık Bakanlığı'na hem de Adalet Bakanlığı'na dilekçeler yazarak acilen bir ambulansla ya İzmir Menemen R tipi ya da İstanbul Metris R tip hapishanesine naklinin yapılması, karantinaya alınıp test yaptırılıp uzman doktorların kontrolüne alınmasını sağlanmasını istemiş ancak bu taleplerine yanıt alamamıştır. Memduh Kılıç'ın hastalıkları gittikçe daha da ciddi bir hal almakta ve acilen tedavi edilmesi gerekmektedir. Uzun yıllardır yaşadığı ağır sağlık sorunları nedeniyle her gün onlarca ilaç kullanmak zorunda olan Memduh Kılıç için hapishanede yaşamak bir işkenceye dönüşmüştür. Nitekim bu koşullarda yaşamını sürdürmesinin imkansız olduğuna kanaat getirdiğinden yıllar önce ötenazi hakkı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvurmuştur. Memduh Kılıç'ın sağlık ve yaşam hakkının korunması devletin sorumluluğundadır. Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Memduh Kılıç ve tüm hasta mahpusların tedavileri önündeki engeller kaldırılsın. Serbest bırakılarak yaşam hakları korunsun. Memduh Kılıç serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Tedavi haktır, engellenemez. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu.